Bugün fazla soru yok. Hem internetten dinleyenler hem de sizin aranızda birçok kimse diyor ki ya işte şu Kur'an sohbetini biraz uzatamaz mısınız falan. Ne yapalım yani, sorular faslı geliyor. Fazla soru olmadığına göre şeyi tamamlamaya çalışalım. Değil mi? İşin mi var Yaşar Bey? Tamam. Şimdi bu soru, birkaç soru var. Onlara inşallah cevap vereceğiz. Önce şu şeyi tamamlayalım. Elem neşrah leke diye başlayan inşirah yok. Ve duha ile başlayan surede Allahü Teala ve vecedeke dallen feheda diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah seni dal buldu. Bu dal kelimesi dalalet diye Türkçemizde kullanıyoruz. Arapçada değişik anlamlara geliyor. Allah'ın yolundan dalalet, yoldan çıkmak anlamına demek gelir. Vecedeke dallen, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu demektir. Aynı şey Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta anlatmıştık uzun uzun. Musa Aleyhisselam için de kullanılıyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a şey diyor ki, Firavun diyor ki, sen biz seni diyor aldık, büyüttük, sen de tuttun, yapacağını yaptın diyor. Yani bir adamın ölümüne sebep olmuştu. O da diyor ki, فَعَلْتُهَا اِذَنْ وَاَنَ مِنَ الضَّالِّينَ. Yaptım ama o zaman şaşkın vaziyetteydim, ne yapacağımı bilmiyorum. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için aynı şey söz konusu. Şimdi herkes gibi o da putlara tapmanın anlamsız olduğunu biliyor. Kavmi tapıyor. Ben bu toplumda ne yapabilirim diye şaşırıyor. Ne yapabileceğini Cenab-ı Hak göstermiştir. فَوَجَدَكَ لَاَلَّنْ فَهَدَى. Rabbin seni böyle ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu ve ne yapacağını gösterdi, ne yapman gerektiğini gösterdi. Sana yol gösterdi. Zaten bazı ayetler var. Mesela bir ayeti kerimede Yusuf suresinde, Yusuf suresinin 3. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasas." Sana hikayelerin en güzelini anlatacağız şimdi diyor. "Bima avhayna ileyk," sana yaptığımız bu vahiyle, "bima avhayna ileyke hadal Kur'an," bu Kur'an-ı Kerim'i sana vahyetmemiz sebebiyle, وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. Bundan önce gafillerden olmuş olsan bile sen daha önce böyle bir şeyden haberdar değildin. Yani sana vahiy gelecek, peygamber olacaksın, insanlara şunu anlatacaksın. Bunlardan hiçbir haberin yoktu senin. Yine bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki وَكَذَٰلِكَ اُحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Bizim emrimizden sana bir ruh vahyettik, yani Kur'an. Kur'an gerçekten insana ruh verir, insana güç verir, kuvvet verir. Bir ruh sana vahyettik. مَا كُنْتَ تَجْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ. Sen bundan önce ne bu kitaptan haberdardın, sana vahyedilen kitaptan, kitapla ilgili hiçbir haberin yoktu. Ve bu kitapta tarif edilen imanı da bilmiyordun. Onun bildiği iman neydi? Allah'ın varlığı ve birliği. Diğer tanrılarla ilgili herhangi bir delilin olmadığıydı. Yani insanların tanrı olarak iddia ettiği şeylerle. Ama bu Kur'an-ı Kerim'de belirtilen iman, işte peygamberlere iman var, meleklere iman var, ahirete iman var. Yani bütün ve bu kitap,
Bu kitaptan haberdar değil mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Biz bunu bir nur yaptık. Kullarımızdan belirli kişilere bununla yol gösteririz. Belirli kişilere bununla yol gösterir, herkese değil tabii. Yani Kur'an herkese ulaşmıyor ki. Kur'an'ın ulaşmadığı kişiler de işte az önce Araf suresinin 172. ayetinde belirtildiği gibi onlar da sadece Allah'a ortak koşmamaktan sorumludurlar. Zaten Allahü Teala ne diyor? Şirkin dışındaki günahları belirlediğim kişiler için affederim diyor. Yani ölçülerini koyduğu kişiler. Her şey objektif Cenab-ı Hakk'ın şeyinde, kitabında. Hiçbir sübjektiflik yok. Her şey açık ve net. Yine Kasas suresinin 86. ayetinde diyor ki: وَمَا كُنْتَ تَرُجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Yani sen bundan önce sana bir kitap verileceğini hiç ummuyordun ki, böyle bir beklentin yoktu. Ama Allah'ın bir ikramı olmuş, o başka tabii. Allah'tan umudunu da hiçbir zaman kesmiş değil. Sonra devam ediyoruz. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Yani sen şaşkındın. Ne bu iman, Kur'an-ı Kerim'den haberin vardı, ne Kur'an'da belirten kitaptan haberin vardı. Bu zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin farklı şeyler söylediğini gören Mekkeliler de şaşırmıştı. Yani bakıyorlar, Allah Allah, ya bu düne kadar bu kelimelerin hiçbirisini kullanmıyordu. Şimdi nereden çıktı bunlar? Bunlar nereden çıktı? Ondan sonra o dolayı diyor, acaba bir şey mi, cinden mi öğreniyor, yoksa işte başkaları mı getirip öğretiyor falan, bir sürü şüpheler ortaya çıkmıştı. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor? مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sizin bu arkadaşınız Muhammed yoldan çıkmadı. Taşkınlık da etmiyor. Öyle aklına gelenleri saçıp savurmuyor. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. O kendi arzusundan konuşmuyor. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Sizi şaşırtan şu sözler var ya, ona gelen bir vahiydir. عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى. Onu çok güçlü olan Cebrail ona öğretmiştir. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى. Allah seni fakir halde buldu ve zenginleştirdi. Sen şimdi bir kere şaşkındın, kendine güvenin geldi ve asıl zenginlik kalp zenginliğidir. Yani siz kendi ayaklarınız üzerinde durabiliyorsanız, kendinize güveniniz varsa, Allah'a güveniniz varsa, kainatın yaratıcısına, dünyanın en zengin adamı sizsiniz. Çünkü nereye gitseniz Allah orada, hangi halde bulursanız Allah sizi biliyor ve sığınacağınız, yardım isteyeceğiniz çok güçlü bir, yani bütün güçler elinde olan bir zat var. Allah'a karşı güveniniz tamsa dünyanın en zengin adamı sizsiniz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kazanmıştı. Ama gerçek manada zenginliği de elde etmişti. İşte babası ölmüş, amcasının, önce dedesinin bakımında kalmış, sonra fakir olan amcasının bakımında kalmış. Ama sonra zengin olan Hatice evlenmiş. Sonra da işte daha sonrasını biliyorsunuz. İşte peygamber olduktan sonra her geçen gün durumu biraz daha maddi olarak düzelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet var elimdeki tefsirde. لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَاِنَّمَ الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ. Zenginlik mal çokluğundan olmaz. Zenginlik kalp zenginliğidir. Zaten sizin Allah'a güveniniz yoksa elinizdeki o mal hemen gidebilir.
onunla olmaz. Ama asıl Cenab-ı Hakk'a güveni olan insanların zenginliği zenginliktir. فَأَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Evet, yetime kahretme. Şimdi kahretmek, galip gelmek. Mesela şimdi bir güreşçi rakibini yendiği zaman, tuşa getirdiği zaman onun yapacağı bir şey kalır mı? Bitti. Yani siz fakirlere karşı da böyle davranmayın. Ne sert davranın, ne mallarına karşı bir yanlış tavrınız olsun, ne onları toplum içerisinde çaresiz halde bırakın. Yani yetimlere karşı böyle bir şey yapmayın. Çünkü zaten Peygamberimiz de yetimdi. Bir de şunu düşünmek lazım. Cenab-ı Hak yetimlerle ilgili diyor ki فَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ. Yani insanlar şöyle bir düşünsün. Şurada bir yetim var. Onun babası ben olabilirdim. Ya da annesi ben olabilirdim. Ben onun annesi veya babası olsaydım da ruhumla orada bulup ona hiçbir şey yapamayacak durumda olsaydım. İnsanların ona karşı nasıl davranmasını beklerdim. Ben okşayamıyorum, bari başkaları okşasın değil mi? Ben yardım edemiyorum, bari bu insanlar yardım etsin demez miydi orada yani ruhu? İşte bu da sizin gibi bir annenin babanın çocuğudur. Kendinizi onun annesinin babasının yerine koyun. فَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَالْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهِ. Allah'tan korksunlar da فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Yetimlerle ilgili doğru bir söz söylesinler. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. İsteyeni de reddetme. Yani şimdi senden birisi bir istekte bulunuyor. Onun isteğini reddetme. İster maddi olsun, ister manevi olsun, isterse ne olursa olsun. Şimdi burada bir ayet-i kerime var. Tabi Allah-u Teala İsra suresinde diyor ki وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. 26-27-28. Ayettir. Yakınlarınızı, en yakınlarınıza hakkını verin. Ben miskin, çaresiz kalanlara, ebne sebil ve yolda kalmış olanlara. وَلَا تُبَدِّرْ تَبْد۪يرًا. Saçıp savurma. Yani elimde mal mülk var diye israf ederim diye şey yapma. İsraf edemezsin. Onda herkesin hakkı vardır. اِنَّ الْمُمَذِّر۪ينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ. Saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Şeytan Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Eğer senden bir şey isteyene karşı yapacağın bir şey yok ama ilerisinde eline bir şey geçeceğini ümit ediyorsan, onlara kolaylaştırıcı sözler söyle. Yani onları rahatlatıcı sözler söyle diyor. Yani şu anda veremezsem ilerisinde inşallah bir şeyleri yaparım diye söyle. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Ve Rabbinin nimetini de konuş. Yani şimdi Cenab-ı Hak sana bir nimet vermişse bunu övünmek için değil. Allah-u Teala bize şunu 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 verdi de. Cimriler pek Allah'ın verdiklerini söylemezler, millet bizden ister diye. E söyleyeceksin. Bu bir şükür şeyidir. Yani Cenab-ı Hak benim sana verdiğim şeylerden ne bahset diyor. Övünmek için değil, şükür için. Dolayısıyla Cenab-ı Hak size başkasında olmayan bir takım nimetleri, bir takım özellikler vermiştir. Bunu söyleyin. Söyleyin ki
başkası da bunun farkına varsın, onun bu konuda size bir ihtiyacı olursa yanınıza gelir hiç olmaz. Şimdi sorulara geçiyorum. Böylece bu sure bitmiş oldu. Bir şey mi var? Ha, soru. Ayhan Beyaz isimli bir kardeşimizin sorusu, diyor ki ben borsada para kazanıyorum. Ana paramla annemi hacca göndermek istiyorum. Caiz midir? Tabii yani ana paranla istediğini yapabilirsin. Bir de kazandığın paralar haram mıdır? Şimdi bu soruyu sorduğuna göre demek ki bu arkadaşımız kazancından şüphe ediyor. Yani içine yatmıyor bu. Zaten yatmaz. Yani borsada, görüntüde çok doğru şeyler yapılıyor. Nedir? Falanca şirketin hisse senedini alıp satıyorum kardeşim. Görüntü doğru ama işin esası öyle değil. Orada şeyler, o borsaya geldiği zaman bir hisse senedi asıl şirketle ilişkisi kesiliyor. Şirketteki değeri 100 liraysa orada bakıyorsunuz ki 1000 lira var. Ve bu da tamamen borsa spekülatörlerinin elinde oluyor. Yoksa bu borsalar düzgün çalışsa, bugünkü şekilde olmasa, gerçekten şirketlerin hisse senetleri herhangi bir yanlış bilgilerle insanların kandırılması şeklinde alınıp satılmasa, bu güzel. Yani burada pekala düzeltilebilir ama şu andaki haliyle borsalarda iş görmek bana göre caiz değildir. Çünkü burada çok ciddi şeyler var. Yani bir adam zarar ederken haklı bir sebeple zarar etmiyor, kar ederken de haklı bir sebeple kar etmiyor. Burada şeyin, basın yayın organlarının çok ciddi yanlış bilgilendirmeleri var. Ve bunlar da zenginlerin güdümünde oldukları için bakıyorsunuz ki bazen bir yükseltiyorlar, yükselince milletin parasını alıyorlar, bir düşürüyorlar, herkes mahvoluyor. Ama yani annesini hacca gönderebilir. Peygamber, bir başka soru, Sadi Özsaraç sormuş. Peygamber Efendimiz için Habibullah denmesine bir sakınca var mıdır? Habibullah, Allah'ın sevdiği kişi demektir. Diyanet'in sitesindeki Kur'an-ı Kerim mealinden arattırdığımda Rabbimizin Peygamber Efendimiz'e hitap ederken Habibim demediğini gördüm. Ancak birçok yerde peygamberden bahsedilirken Habibullah veya Allah'ın sevgilisi sıfatı kullanılmaktadır. Hatta Kur'an'dan bir ayet okunurken Habibim dendiğini hatırlıyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii hiçbir ayette Allahü Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Habibim ifadesini kullanmıyor. Ama Ali İmran suresinin 31 ve 32. ayetlerini açalım. ...55. sayfa. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala, kul, ey Muhammed, insanlara söyle. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Ey insanlar, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Yuhibbukumullah, Allah da sizi sevsin. Ve yağfir lekum zunubekum, ve sizin günahınızı bağışlasın. Şimdi peygamberimize uyarsak ne olacak? Allah bizi sevecek. Peki uyulan peygamberi sevmiyor mu o zaman? Yani ona uyduğumuz zaman bizi seviyorsa, o demek ki sevgiyi zaten hak etmiş, değil mi? Yani açıkça ben bu Muhammed'i seviyorum, bu Allah'ın sevgilisidir ifadesi yok Kur'an-ı Kerim'de. Ama Allah bu aklı kullanmak için vermiş. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.
O zaman uyulan peygamber öncelikle Allah tarafından seviliyor demek. Evet, başka vallahu yuhibbul muttaqin, Allah muttakileri sever diyor. Tabi peygambere uymak takvadır zaten. Vallahu gafurur rahim. Allah bak sizi diyor, Allah da sizi sevsin ve yağfir lekum zunubekum ve günahlarınızı da örtsün. Bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Kul ati'ullaha ver rasul. De ki Allah'a ve elçisine itaat edin. Fe in tevellev. Peki peygamberimize uymadılar. E ne olacak? E uymasan uyma diyor Cenab-ı Hak burada. Fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez. Demek ki Allah peygambere uyanı seviyor. Uymayanı sevmiyor. O zaman o peygamberi sevmiyor mu Cenab-ı Hak? Elbette ki seviyor. Evet. Ahirete irtihal ettiğimiz zaman Rabbin kim, Nebin kim diye soruyla karşılaşacak mıyız? Kur'an-ı Kerim'de izahı nasıldır? Şimdi tabi Rabbin kim, Nebin kim diye soru sormayacak, hiç gerek yok ki o sorulara. Bu insan inanıp inanmadığı zaten bellidir öldüğü an. Yani her şey ortada. Ama bir takım kitaplarda bu var. Yani bak, bunlarla karşılaşacaksın, hazırlıklı ol manasınadır. Yani Allah'a karşı inancın sağlam olsun. Peygamber'e uymuş ol ki ahirette düzgün karşılanasın denmiş olur. Bu konuda tabii çok sayıda ayet var. Şöyle 23. surenin 99. ayetini açalım. Sayfa. Burada Allah-u Teala inançsız insanlardan bahsediyor. Yani Allah'a inancı Allah'ın istediği gibi olmayan kişilerden. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ Onlardan birine ölüm geldiği zaman kâle şöyle diyecektir. رَبِّ رِجِعُونَ Ya Rabbi beni geri çeviriniz. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Terk ettiğim dünyada belki iyi bir şey yaparım. Demek ki bu adam bu soruların cevabını zımnen vermiş. Verememiş yani. Yanlış bir durumda olduğunu öğrenmiş, anlamış. كَلَّا Hayır. اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Bu onun söylediği boş söz. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ لَا يَوْمِ يُبْعَتُونَ Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında engel vardır. Yani artık bitti her şey. İnanç konusunda bunun bir problemi var. Geriye dönmek istiyor, yok. Mümkün değil. Şimdi bu ve benzeri o kadar çok ayet var ki biz bunu kabir azabı ile ilgili yaptığımız sohbette geniş geniş anlattık. Bundan o anlaşılıyor açık bir şekilde. Yani Kur'an dersi sitemizde bu konuyla alakalı 3 tane ne konuşma var? 4 tane konuşma var. Yani ilgili bütün ayetler orada var. Zekeriya Meryem'e Meryem bu yiyecekler sana nereden geldi diye sorunca Meryem bu Allah katından diye cevap verdi. Soru bu yemeklerin orada mucizevi bir şekilde oluşturduğu mu kastediliyor yoksa Allah'ın muradı üzerine birilerinin yemekleri oraya getirdikleri şeklinde mi der? Şimdi Cahit abi soru soruyor. Cahit abi şeyde St. Petersburg'da profesör ilan edilmişti. Onun için zor sorular soruyor. Tefsirlerde
Zekeriya Aleyhisselam'ın Meryem validemizin yanına girdiği zaman yazın kış yemekleri, kış yiyecekleri, kışın yaz yiyecekleri gördüğünden bahsedilir. Ama bu rivayet yanlış hatırlamıyorsam İbn Abbas'a mal edilir. Daha geriye gitmez. İbn Abbas da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğludur. Çok değerli bir sahabidir. Maalesef birçok kimse kendi yanlış görüşünü ona havale ederek reddedilmekten kurtulmaya çalışmıştır. Dolayısıyla bir yerde İbn Abbas'tan bahsediliyorsa biraz durmak gerekir. Doğru mu yanlış mı diye araştırmak lazım. Şimdi Zekeriya Aleyhisselam Meryem validemize soruyor, bu yiyecekler nerede? O da diyor ki huve min indillah, Allah katındandır. E şimdi biz size herhangi bir şey sorsak, ya bu maşallah bu paralar nereden sana, ne cevap verirsiniz? E Allah'tan, herkes aynı şeyi söyler. Yani Meryem validemizin bu söylediği bizim söylediğimizden farklı değil ki. E şimdi Zekeriya Aleyhisselam orada kuşkulanıyor. E bakıyor bu kıza benim bakımımda, benim getirmediğim yiyecekleri bunun yanında. Acaba birisi buna göz koydu da böyle bir şey mi yapıyor? Onun için hemen oracıkta dua ediyor. Ya Rabbi işte bana güzel bir zürriyet nasip et diye. Tabi Meryem validemizin evlenmesini ve iyi bir çocuk sahibi olması için dua ediyor orada. Sonra melek geliyor diyor ki senin çocuğun olacak. Öyle deyince şaşırıyor Zekeriya Aleyhisselam. Bak Allah razı olsun, hemen Enes Hoca imdadımıza yetişti. Ali İmran Suresi 56. sayfa. Hatta ondan öncesi de var. İşte 55. sayfanın sonundaki ayette bu. Kullama dakala aleyha Zekeriya el-mihrab, Zekeriya o mihraba yani caminin iç odasına girdiği zaman, onun iç odasında yaşıyor Meryem validemiz. Vecede indaha rızka, bakıyor ki orada bir yiyecek var. Her defasına bakıyor, bir yiyecek var, kendi getirmediği yiyecekler. Kale ya Meryem enna leki hâde, bu sana nereden diye sorar idi. Sordu. Kâlet huve min indillah, Allah katından. E 1, 2, 3, 5 şüpheleniyor tabi. İnnallâhe yerzukü men yeşâ bi gayri hisâb. Allah-u Teala koyduğu işte kurala göre hesapsız olarak insanları yani belirlediği kişileri rızıklandırır. Yani bunun hesabını sorma diyor. E şüphesiz ki öyledir. Ama şimdi genç bir kızsın sen artık, serpilmişsin, evlenme yaşın gelmiş bu. E sorumlu da benim, e ne olacak şimdi? Hemen Zekeriya Aleyhisselam orada duaya başlıyor. Hunâlike de'a Zekeriya Rabbe. Zekeriya orada Rabbine dua etmeye başladı. Kâle Rabbi hebli milledünke zürriyeten tayyibe. Çocuğu yok Zekeriya Aleyhisselam. Ya Rabbi senin katından bana temiz bir soy nasip et diyor. İnneke semî'ud dua, sen dua iştirsin. Şimdi temiz bir soy derken tabii onu kendi kızı gibi kabul ediyor. Yani bu evlensin, çoluk çocuk sahibi olsun. Fenadetul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Şimdi o mihrapta ayakta dua ederken ayakta duasını yapıyor. Dua sırasında melekler hemen sesleniyorlar ona. İnnallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Musaddikan bi kelimetin min Allah, Allah'tan gelecek bir kelimeyi tasdik eden, yani İsa Aleyhisselam gelecek ki onu tasdik eden ve seyyiden, yani işlere hakim efendi ve hasuran, kendini koruyan bir kişi ve nebiyyen ve peygamber min as-salihin ve iyilerden. Şimdi o çocuğu kafasında Meryem validemize istediği için kendinin çocuğu olacağını öğrenince şaşırdı. Kâle rabbennâ yekûn li gulâm. Ya Rabbi benim oğlum nereden olacak? Ve kad belâganiyel kibâr. Yaşlandım ben artık.
Ve emraati ahir, karım da kısır. Ben yaşlı, karım kısır. Gâle kedâlik. Allah-u Teala dedi ki, tamam doğru, böyle bir adamın çocuğu olmaz. Allah'u yefalü mâ yaşa, ama Allah bir şeye kararını verdi mi, onu yapar. O sizin gibi değildir. Ondan sonra da gâle rabbi ceallî âyeh, ya Rabbi bu millet, ben insanlara ne diyeceğim o zaman, bana bir belge verdi ve devam etti. Onu da daha sonra okursunuz şeyde. Bu kadar yeter benden. Oldu mu sayın profesörüm? Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Şimdi peygamber elçi. Elçi. Kimin sözünü söyler elçi? Kim onu elçi olarak görevlendirmişse onun sözünü söyler. Allah'ın sözünü söylediği zaman elçidir. O zaman o itaat kime olur? Allah'a olur, başka bir şey değil. Ama bizde bir hedef sapması, elçi vasfı bir kenara bırakılarak Muhammed'e itaate dönüştürülüyor. Bu olmaz. Elçiye itaat. Birisi kızınız için elçi gönderiyor. Tamam, kızımı verdim dediğiniz zaman elçiye mi verdiniz, yoksa elçinin sözünü ettiği kişiye mi verdiniz? Bu kadar. Elçi kimin adına konuşuyorsa itaat de onadır. Allah'ın elçisi ise itaat Allah'adır. Elçinin kendine değil ki. Dolayısıyla elçilik konusunda bizim için, yani elçiye itaat Allah'a itaattir. Allah'ın elçisi olduğu için. Onun dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatalı davranışları falan Kur'an-ı Kerim'de var. Zaten o konuda da bir soru var burada. Peygamber hata yapabilir mi? Yaparsa mahiyeti nedir? Peygamber her türlü hatayı yapabilir. Adem aleyhisselam ne yaptı? Allah bir tane haram koymuştu. Ona da uymadı, değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hataları ile ilgili çok sayıda ayet var. Bunu da sık sık burada dile getiriyoruz. İşte Bedir Savaşı sırasında Allah-u Teala Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde diyor ki: فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ. Kafirlerle savaş yerinde karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ. Tam hakimiyetinizi kuruncaya kadar. Hakimiyeti kurdunuz mu? فَشُدُّ الْوَثَاقِ. O zaman da esir alın ve bağı sıkı tutun. فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Bundan sonra bunları ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Hatta tada'al harbu evzara, bunu yapın ki harp ağırlığını bıraksın. Yani bir daha karşı tarafın size karşı savaş yapma imkanı olmasın, boşuna kan akmasın. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de düşmanı püskürtür püskürtmez esirler aldı. Yani savaş yerine düşman bir geri çekilir, toparlanır tekrar gelir. Uhud'da öyle olmadı mı? Bedir'de düşmanı yere sermedi, yani hareketsiz hale getirmediği halde esir aldı. Bu ayete aykırı davrandı. Bu ayete aykırı davrandığı için Cenab-ı Hak ne dedi? Enfal suresinde. Üst 86. sayfada
مَا كَانَ النَّبِيِّنَ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ O savaş yapılan yerde tam hakimiyeti kurmadıkça hiçbir peygamberden esir almaya hakkı yoktur. Siz düşmanı tamamen etkisiz hale getirmeden esir aldınız. Siz esirlerle uğraşırken adamlar gelir şeyde olduğu gibi, Uhud'da olduğu gibi sizi perişan ederlerdi. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz dünyalık istiyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاَخِرَةِ Ya da siz hemen o anda bir şeyler elde etmek istiyorsunuz, Allah ilerisini istiyor. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah küstüdür ve doğru karar verir. لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ Allah'ın daha önce bir yazgısı geçmeseydi ki bunu Rum suresinde Allah-u Teala bu sözü veriyor Müslümanlara. İşte Persler Rumlara galip oldu. Birkaç yıl içerisinde de Rumlar galip olacak da o gün Müslümanlar da sevinecektir ki işte tam bu Bedir günleri asıyor. Eğer önceden size bu sözü vermeseydim لَمَسْتَكُمْ ف۪ي مَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Şu aldığınız esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Yani o Mekkeliler geri gelir, sizi perişan ederler. Ne oldu şimdi? Hata yapıyor muymuş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını uygulayan bir zattır. O da hata yapmıştır. O da hata yapacak ki bana örnek olsun canım. Hatasız bir peygamber bana nasıl örnek olur? Diyorlar ki efendim işte ona ne dese Allah'tan vahiydir. Ya her şey Allah'tan vahiyse ben onu nasıl örnek alacağım? Ben hiç vahiy alan bir adam değilim. Her yaptığını vahiy ile yapıyorsa ben de öyle değilim. Nasıl örnek alacağım? Ben daha önce bir örnek vermiştik. Yani iki kişi imtihana giriyor, birisine yazdırıyorlar. 100 puan alıyor. Öbürünün annesi diyor ki, oğlum bak sen de onun gibi yap. Anne ona yazdırıyorlar, bana yazdırmıyorlar ki. Ben nasıl onun gibi olayım? Onu örnek al, ben nasıl örnek alacağım onu? Ona yaz, bana da yazdırsalar tamam ama kimse yazdırmıyor ki. Şimdi her davranışı vahiy ile tespit edilen bir peygamberi ben nasıl örnek alacağım? Ha, ona vahyedilen Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer davranışları Kur'an'la ilgili uygulamasıdır. Doğru yaptığı da var, yanlış yaptığı da var. İşte ben o zaman Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı nasıl uyguladığına bakarım, o zaman bana örnek olur. Bak mesela burada Enes Hoca bir ayet yaptı. Nur suresinin 48. ayeti. 357. sayfa. وَاِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ Allah'ın Resulü aralarında karar versin diye. اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ Bakarsınız ki onlardan bir kısmı yüz çeviriyor. Yani peygamberin yaptığı Allah'ın ayetlerine göre verdiği hükümdür. Yani o kendi kişisel bir şeydir, bir insan olarak davranışıdır. O davranışı da işte bu şeyde olduğu gibi, Bedir'de olduğu gibi hatalı olanlar da vardır. Ama çoğusu da hatasızdır. İşte bütün bunlar şunu gösterir, biz ne kadar iyi yaparsak yapalım hata edebiliriz. Peygamber hata ettiğine göre. Ama biz Peygamber Efendimiz'in Kur'an'dan nasıl hüküm çıkardığına bakalım, ona göre hareket eder. Geçen sene işte size birkaç kere anlatmıştım. Burada detaylı olarak anlattım. Hatta bazıları da yani bunu sanki bir övünme gibi bizi de tenkit ettiler. Eder. Herkes istediğini yapar. Bu Cenab-ı Hakk'ın bir nimetidir. Bunu elbette her yerde çok yüksek sesle de söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bazıları istediği kadar kıskansın. Hani bazıları diyor ya kıskananlar çatlar. Şimdi Medine'de işte oranın tefsir konusunda zirve saydıkları Doktor Hikmet Beşir'le yaptığımız görüşmede
Kur'an'dan, yani Kur'an'ın açıklama usulünü anlatmıştım ve tefsirlerde işin içinden hiç çıkılamayan bir ayetin tefsirini yapmıştım. Bakara 180. ayetin. Yapılanın doğru olduğunu görünce, ki bunun detayları şeyde var, sitemizde var. Adam şunu söyledi. Dedi ki, Abdülaziz Bey dedi, senin bu anlattığın metot şimdiye kadar hiç kimse tarafından uygulanmış değil dedi. Şimdi adam bir de tefsir ansiklopedisi yazmış. Sen dedi bana bir tane bu metodu uygulayan kişiyi göster, kabul edeceğim. Göstereyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ben sana hadislerin ayetlerden nasıl çıkarıldığını göstereyim sana dedim. Bir tane, 10 tane değil, 100 tane göstereyim istersen. Adam hemen geri çekildi. Göstermeme fırsat vermedi. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı Kur'an ayetlerinden hüküm çıkarmak. Hani size anlatıyor işte, bir tas çorba. Bu tabiatta yoktur. Şimdi Allah'ın indirdiği ayetler bunlar. Allah'ın yarattığı ayetler de tabiat. Şimdi tabiatta bir tas çorba bulabilir misiniz? Ya da şöyle bir kağıt parçası var mıdır tabiatta? Ama bu nereden üretilmiştir? Tabiattan. O bir tas çorbayı yapan insan suyu falan yerden, deni şuradan, tuzu şuradan, ateşi buradan, işte yağını şuradan almış, birleştirmiş kendi bilgisi ve becerisiyle, tecrübesiyle ve bir çorba yapmıştır. Lezzetle içersiniz. Ondaki bütün maddeler tabiattan alınmıştır ama tabiatta öyle bir şey yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri de öyledir. Onun söylediği sözüm, işte bir cümlesi şuradan, bir kelimesi buradan ama çok şeyle, akıllıca alınmış, böyle ezbere değil. Allah'ın koyduğu kurallara göre alınmış, kuralına göre alınmış. Peygamberimiz bir söz söylemiş. O sözü Kur'an-ı Kerim'de bulamazsınız, o cümle yapısıyla, tıpkı bir tas çorbayı bulamadığınız gibi. Ama o sözün içerisindeki her şey Kur'an'da vardır. Çok ustaca alınmıştır. Ve ciddi bir problemi çözmüştür. İşte ben bunun nasıl olduğunu görürsem, yani bir hanım, bir başkasının mercimek çorbasını nasıl yaptığını görürse, bulgur çorbası da yapabilir. Pirinç çorbası da yapabilir artık. Çünkü onun metodunu kavradı ya. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğiyle Kur'an'dan nasıl yararlandığını görürsek, ki o metodu Allah anlatmış zaten Kur'an-ı Kerim'de, o zaman biz bütün problemleri Kur'an-ı Kerim'e çözeriz. Biz şimdi diyoruz ki, yani mesela son zamanların tartışma konusu, diyoruz ki kardeşim, Kur'an bilimin bir adım önündedir. Olur mu öyle şey diyorlar? E buyurun, buyurun. Hangi konuda iddianız varsa buyurun konuşalım. Lafla değil biz, tamam, yani biz şey, slogan söylemiyoruz ki, buyurun oturup konuşalım. Yok olmaz öyle bir şey. Ey kardeşim, şimdi tefsirde zirve dedikleri şahıs böyle bir metodu hiç kimse uygulamamıştır deyip de Peygamberimiz uygulamıştır deyince geri çekilirse, bize ispat fırsatı vermezse, bu iş böyle devam eder gider. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte o çorba pişiren gibi, kağıdı üreten gibi, elbise üreten gibi tamamen her konuda bize örnek olacak uygulamaları yapmıştır. Onun gittiği yoldan gittiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de çözemeyeceğimiz hiçbir problem yoktur. Onun gittiği yoldan gitmemize rağmen hata da yaparız. Bu sebeple devamlı hata ihtimalinde düşünmek zorundayız. Onun için her türlü tenkide de açık olmamız lazım. Peki, böylece burada bir soru kaldı.
O soruyu da cevaplandırayım. İstiva ayetleri hakkında görüşleriniz. Şimdi Ar-Rahmanu alel arş istiva. Rahman arş üzerine istiva etmiştir. Yani bu istiva hakimiyeti altına almaktır. Arş kainatın, arş şeyde Arapçada mesela Neml suresinde görürsünüz. O hüt hüt kuşu geliyor Süleyman Aleyhisselam'a diyor ki ya Belkıs'ın büyük bir arşı var. Veleha arşun azim. Onun için büyük bir arş var. Allah kendisi için de Rabbül arşil azim diyor. Bu azim olan, büyük olan arşın sahibidir. Arş kralın çalışma alanıdır. Mesela başbakanlık gibi, efendim ne bileyim cumhurbaşkanlığı gibi falan. Şimdi kainatın yönetim merkezi olan arş-ı azim, o büyük arş tamamen Allah'ın hakimiyetindedir. Bütün müşrikler oraya bir başka hayali bir tanrıyı da orada yetkili kılmaya çalışırlar. İşte dersin birinci bölümde şeylerin, Katoliklerin neler yaptığını gördük. Onun için arşa hakim olan Allah-u Teala'dır. Olay budur. Başbakanlık koltuğunda kim oturuyor? Recep Tayyip Erdoğan. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan bugün Kartal'daydı mesela. Şimdi koltuktan kalktı mı? Bunların hepsi mecazdır. Yani bütün dillerde öyledir. Kimin hakimiyeti altındadır? Er-Rahman alel arş isteva. Arşta hakim olan kimin sözü geçiyor? Bunun manası odur. Başkasının sözü geçmiyor. Peki, böylece teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.